Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların büyük bir kısmı Erciş'e girer girmez bu manzaralara yol açıyor. Depremzedelerin çoğu hala yardıma erişemedi. Bazı çadırların parayla satıldığı haberleri dahi geliyor. Bu verilen yardım kişi olarak ve satın olarak gidiyor ve kim nereye gittiğini bilemiyor. Koordinasyonsuzluk nedeniyle yardım dağıtımlarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Olayın bir diğer yönü ise hükümetin ve yetkili birimlerin yeteri kadar deprem bölgesine destek olup olamadığı. Prefabrik yapı, çadır, battaniye ve ısıtıcı yetersiz kaldı. Bu kapsamda büyükelçilikler aracılığıyla 30 ülkeden resmen yardım istendi. Aslında Türkiye böyle acı durumlar için 12 yıldır hazırlık yapıyordu. 1999 depreminin ardından Marmara'nın yaralarını sarmak için özel tüketim vergisi devreye konulmuştu. Yaralar sarıldı ancak geçici denilen vergi kalıcı oldu. Özel tüketim vergisi yoluyla bugüne kadar vatandaş 40 milyar dolar para ödedi. Şimdi herkes bu paranın varlığını sorguluyor. Ancak 40 milyar doların nerede, kimin kontrolünde olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgi yok. Paranın bilgisi Sayıştay'da dahi bulunamadı. 80 bin yapı stoğu bulunan vanı yeniden inşa etmenin bedeli 3.9 milyar dolar. Yani vatandaşın ödediği deprem vergileriyle 10 tane Van şehri inşa edilebilir.